Konunun uzmanıyla konuşacağız. Sevgili Özgür Erdursun'la konuşacağız. Sayın Erdursun, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Ece Hanım, teşekkür ederim. Şimdi yine rakam telaffuz edilmedi. Gereksiz bir toplantı oldu. Ama ben sizinle asgari ücret meselesini Merkez Bankası Başkanı'nın gündeme bomba gibi düşen açıklamaları üzerinden tartışalım istiyorum. Şimdi biliyorsunuz Hafize Gaye Erkan'ın fiyatlardaki artışları kaldığı dairenin apartman görevlisi Sadık abiye sorduğunu söylemesi çok dikkat çekti. Hatta işte acaba Sadık abi de mi katılsa asgari ücret görüşmelerine ya da enflasyonu Sadık abi açıklasın sizin dediğiniz gibi görüşleri öne çıktı. Şimdi biz normal dışarıdan alınan yoğurt yemiyoruz, mayalıyoruz. Süt fiyatları bazen markette artmıyor ama TÜİK istatistiğinde arttığını görüyorum. Apartman görevlimiz Sadık abiye de çoğu zaman fiyatları soruyorum, onu sorguya çekiyorum diyor. Ben indi diyorum, o inmedi diyor. Sürekli fiyatlar inmedi. İstersen git şu soğanın fiyatlarına bir bak. Şimdi enflasyon rakamları üzerinden bir konuşmaya başlayalım dilerseniz bu açıklamayla birlikte. Asgari ücrete biraz oradan bakalım. Buyurunuz. Evet, sizin de söylediğiniz gibi aslında Türkiye'de yaşanan gerçek bir enflasyon var. Şimdi hükümet yetkilileri sürekli şu cümleyi çok kullanıyor. Biz çalışanımızı ya da emeklimizi enflasyonu ezdirmedik. Enflasyon oranında artışlar yaptık, hatta bununla yetinmedik, üzerine refah payı verdik, daha fazla oranda zam yaptık. Ama şimdi bunu en iyi bilen Sadık abi, Ayşe teyze, Mehmet abi durumun böyle olmadığının farkında. Çünkü iki tane enflasyon var. Bir enflasyon bizim cebimize giren parayı harcarken hayatın içindeki gerçek enflasyon. İkincisi de TÜİK'in belirlediği bizim maaşı, cebimize giren maaşı ya da emekli aylıklarını belirleyen enflasyon. Zaten bu cebimizden çıkan parayı belirleyen enflasyon, cebimize giren parayı da belirleseydi biz şu ana kadar hiç sorun yaşamazdık. Sabit ücretli çalışanlar ya da emekliler neden ben aylığımla birkaç yıl önce bir şeyler alabilirken neden alamıyorum? 3 yıl önce kiramı ödeyip kalan parayla elektrik, su, telefonumu ödeyip kalan parayla da mutfak ihtiyaçlarımı görebiliyordum diyor. Ama şimdi ben emekli aylığımla kiramı dahi ödeyemiyorum diyor. Yani gerçek enflasyon oranında nasıl ki kirası artmışsa, mutfak harcamaları artmışsa, aynı oranda geliri de artsa, yani gerçek enflasyon oranında geliri artmış olsaydı bu sorunu yaşamayacaktı. Yani Sadık abinin yaşadığı enflasyon gerçek. Maalesef Sadık abiye bunu sorup öğrenen kişilerin açıkladığı enflasyon doğru enflasyon değil. İşte yaşanan sorunlar neticesinde Sadık abi de kendi doğrularını anlatmaya çalışıyor. Biz de Sadık abi'yi çok iyi anlıyoruz ve onu da anlatmaya çalışıyoruz. Gerçek enflasyon açıklanmadığı sürece çalışanların gelirleri, sabit ücretliler paralarının karşısında alım gücünü kaybederler. Bu alım gücü kaybı sonrasında da işte insanlar feryat figan, benim aylığım daha fazla artmalı. Hatta aylığım artarken de şu gerçek enflasyonda bir dur deyin. Öncelikle bir kayıp olan bizim cebimizden çıkan enflasyon farkını bize bir verin. Aylıklarımızı, ücretlerimizi güncelleyin. Bundan sonraki süreçte enflasyon düşük mü çıktı? Tamam, düşük enflasyon oranında artış yapın. Herhangi bir itirazımız yok diyorlar. Kaldı ki Ece Hanım zaten bakın itiraz yoktu. Mesela 2000 şöyle yıllara bakarsak 2015 yılında emekliye %2.33 oranında artış yapılmıştı Ocak ayında. Hiç kimse buna itiraz etmedi. 2.33'e neden itiraz etmedik de bugün %50 artış olsa dahi bu bizi kurtarmaz diyor emekliler. 2.33 Temmuz ayı geldiğinde de aylığı 2015'te 4.76 oranında artmış. Yine asgari ücret 2015 yılında Ocak ayında %6.2 oranında artmış. Temmuz ayında da %6 oranında artmış. Ama bunu hiç itiraz etmemiş. Çünkü
gerçek anlamda enflasyon bu oranlardaydı. O kişilerin artışları da %2, %6 gelirleri arttığında insanlar buna razı oluyordu. Ama 2015'ten sonra özellikle 2018-2019'dan sonra ne olduysa açıklanan enflasyonla emekli aylıklarına yapılan artışlar ya da asgari ücrete yapılan artışlar birbirini tutmamaya başladı. Mesela bu sene 2023 yılındayız. Emeklilere Ocak ayında %30'luk bir artış yapıldı. Temmuz ayında da %25'lik bir artış yapıldı. Toplamı %62,5 yapar. Yani toplam olarak siz 30'la 25'i toplarsanız 55 yapar da bunun hesabı 30'un %25'i artı 25 dediğimizde %62,5. Şimdi emekliye %62,5'luk bir artış olmuş. Ama Sayın Cevdet Yılmaz diyor ki biz emekliye %114'lük artış yaptık. Hayır, tüm emeklere %114'lük bir artış olmadı. En düşük emekli aylığını 7500 liraya tamamlarken sadece en alttakilerin kök aylıklarını 7500 liraya tamamlarken %114'lük bir artış oldu. Ancak emeklilere %62,5 oranında artış oldu. Asgari ücrete baktığımızda Ocak ayında %54,66, Temmuz ayında %34, toplamında %107. Bakıldığı zaman asgari ücrete farklı, emeklilere farklı ama çarşıda, pazarda hissettiğimiz enflasyon daha da farklı. Bunun neticesinde sabit ücretlerin yaşadığı bir krizi yaşıyoruz. Kendi gelirinizi arttırma şansınız yoksa, TÜİK'e bağlıysanız, sabit bir ücretle çalışıyorsanız, aylıklarınızı devlet veriyorsa, memur ya da emekliyseniz ya da patronunuzdan aylık alıyorsanız, ücretli çalışıyorsanız bu enflasyon ortamında TÜİK'in açıkladığı enflasyon yetersiz bir enflasyon oluyor. Çünkü yediğiniz, içtiğiniz, giydiğiniz, barındığınız bir şeyler almak istediğinizde bakıyorsunuz ki sizin geliriniz aynı oranda artmamış. Peki mesela yılda iki kez düzenlenmeli diyenler de var. Mevzuat uygun. Enflasyonun artmaya devam edeceği ortamda lütuf da değil üstelik. Hatta zorunluluk bile diyebiliriz. Mesela böyle bir şeye kapı aralanır mı sizce? Ece Hanım, zaten Çalışma Bakanı bu konuyla ilgili aslında net bir tavır ortaya koydu. Dedi ki yüksek bir enflasyon çıkarsa biz Temmuz ayında tekrar bir düzenleme yapabiliriz. Bu nedenle kapıyı açık bıraktı. Doğrusu da buydu zaten. Tabii umarız ki enflasyon yüksek olmasın. Evet, yılda bir kere artış olsun ve biz buna razı olalım. Fiyatlar artmasın. İnsanlar bunu istiyor zaten. Çünkü ücretlere %50 değil %80 artsa ne olur ki? Şimdi o asgari ücreti konuşuyoruz. Ocak ayında asgari ücret belli olacak. Ocak ayında insanlar çalışacaklar. Şubat ayında ilk aylığını alacak. Enflasyon devam ederse daha cebine para girmeden cebine girmeyen artmış aylığı azalacak. Ya bu durumda da önemli olan tabii ki enflasyonla mücadele. Bu konuda hükümetin yetkililerini, Hazine Maliye Bakanı'nı toplum olarak destekliyoruz şu anda. Bakıldığı zaman hiç kimse de bir şey söylemiyor. Yeter ki çalışmalarında başarılı olsunlar. İktidarıyla, muhalefetiyle, siyasetle ilgilenmeyen herkes bunu istiyor. Ülke olarak da biz aynı ülkede yaşıyoruz. Bu nedenle bizim de işimize gelir zaten enflasyon düşmesi. Ancak enflasyon düşene kadar da gelir kaybının da önüne geçilmesi gerekiyor. Aksi halde alım gücü bu kadar düşerse talep azalacak. Talep azaldığı zaman bu sefer de almıyorsanız, markete girip bir ürünü almıyorsanız o ürünü üreten kişi o ürünü daha az üretir. Daha az üretmek için yanında daha az kişiyi çalıştırmayı tercih eder. Kısır döngü daha sonra başka problemleri de beraberinde getirir. Tabii bu işin bir faturası var. Aslında başını konuşmamız lazım. Biz neden yüksek bir enflasyon yaşıyoruz? Neden hayat pahalılığı yaşıyoruz? Kim hangi kararları alırken aldığı bu yanlış kararlar neticesinde biz bu durumdayız? Bu yanlış kararları alan kişilerin şapkasını önüne koyup evet ben yanlış karar aldım. Bu nedenle de
sorumlusu benim demesi gerekirken bunu kimse kabullenmiyor şu anda. Ama alınan yanlış kararlar ülkeyi buraya getirdi. Buradan çıkışı çok kısa sürede olmaz. Tabii bu çıkış sürecinde de bunun bir maliyeti olacak. Maliyetini de halk karşılayacak. Özellikle de sabit gelirli olanlar da çok büyük sorunlar yaşayacak. Bugün asgari ücretin ikinci toplantısı oldu. Ben bu toplantıdan bir şey çıkmayacağını sosyal medyada yazmıştım zaten. Sorunu tam olarak çünkü tespit etmiş değiliz hala. Sorunları görmezden geliyoruz Ece Hanım maalesef. Asgari ücretli çalışan sayısı çok fazla. Şimdi asgari ücret biraz da basının etkisiyle, kamuoyunun etkisiyle mümkün olduğu kadar asgari ücreti hükümette arttırmak istiyor. Çünkü maliyeti işverene maliyet, devlete bir maliyet yok. Ama asgari ücreti bu kadar hızlı bir şekilde arttırırsak, diğer ücretleri arttırmazsak şayet herkesi asgari ücretli yapacağız. Herkes asgari ücretli olursa asgari ücrette bir miktar da ilk işe başlayanlar için, tecrübesizler için işverenler açısından yüksek maliyetli bir asgari ücret olur. Bakın mesela asgari ücrete %50 oranında ben bir artış yapılacağını öngörüyorum. Neye göre öngörüyorum? Benim fikrim neye göre asgari ücretin %50 artacağını gösteriyor? Çünkü 2022'nin Ocak ayında %50.51, 2022'nin Ocak ayında %50.51, 2023'ün Ocak ayında %54.66 oranında asgari ücret arttı. Şu anda yine bu yüksek enflasyonda bir de Temmuz ayında da artış yapılmayacağını göz önüne aldığımızda %50'lerin üstünde bir artışın yapılacağını görüyoruz. Asgari ücrete %50 artış olduğunda 17.100 lira olduğunda maliyeti 23.643 liraya çıkacak. Bunun üstüne yemek, yol, kıdem tazminatı, izin sürelerini de düştüğümüz zaman işverene maliyeti 23.643 liradan 30.000 liraya çıkacak. Asgari ücret 30.000 lira maliyette olduğunda da işverenler genç, bugün okulu yeni bitirmiş, tecrübesiz kişileri işe almazlar. Bu işsizliğin de bu kadar yüksek olduğu bir ülkede öyleyse ben madem asgari ücret ortalama bir ücret olduğu, ben bir kişiye 30.000 lira toplam maliyetli bir para vereceksem işi bilenleri tercih edeyim diye düşünürler. Bu durumda da gençlerimiz nerede iş bulacak, nerede tecrübe kazanacak? Asgari ücreti bu şekilde de ele almamız lazım. Bu nedenle asgari ücret aslında biraz daha düşük olmalı. Mesleğe giriş, tecrübe ücreti olmalı. Ve devamında da hızlı bir şekilde o asgari ücretliden kurtulması lazım. Çünkü Avrupa böyle yapıyor. Amerika'yı da yeniden keşfetmeye gerek yok. Avrupa'da asgari ücretlerin oranı %3, %5. Bu yolla, bu şekilde yol alabiliyorlar. Ama bizde herkes asgari ücretli olacak. Böyle devam ederse herkes asgari ücretli. İşte asgari ücret 17.000 olacak. Ortalama ücretler 20.000 lira olacak. Asgari ücrete yapılan zam Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir karar alınmaz ise bu toplantılar sonrasında da diğer ücretlilere de aynı oranda artış olmaz ise bugün asgari ücretli olmayan kişiler de daha üstünde aylık alanlar da asgari ücretli durumuna düşecek. Bir sonraki artışta biraz daha fazla asgari ücretlinin sayısı artacak. Asgari ücretlerin sayısı artacak. Gençlerin iş bulma ihtimalleri düşecek. Gençlerin işsizlikte payı %25. Yani 4 gençten biri işsiz. Bu durumda işsizlik oranı gençler arasında da %30'lara, %35'lere çıkacak. Gençlerin de iş bulması, tecrübe kazanması için bizim farklı yöntemler izlememiz gerekiyor. Asgari ücret tespit komisyonu 2 kere toplandı, zaman kaybettiler. Keşke bizim de bir fırsatımız olsaydı. O toplantıda bana da deselerdi ki hiç konuşmayacaksın, şöyle bir kenarda dur bakalım, bir dinle ne oluyor ne bitiyor. Bir dinlemek, izlemek isterdim. Keşke şöyle bir olanağımız da olsa, asgari ücret tespit komisyonu televizyonlarda canlı yayınlasalar. Bizler de izlesek bakalım, yani işçi ne demiş, işveren ne demiş, hükümet ne demiş, asgari ücreti nasıl belirliyorlar. Çünkü burada konuşulması gereken sadece bir oran değil. Asgari ücreti kaç lira yapalımdan ziyade Türkiye'yi asgari ücretli ülkesi olmaktan nasıl çıkartacağız? Gençlere daha hızlı nasıl iş bulabiliriz? Asgari ücretle sosyal güvenlik kurumunda çalışan kişiler, sosyal güvenlik kurumuna meslek koduyla
giriş yapılır. O meslek kodunda belli bir süreyi geçen kişilere asgari ücret verilmemeli. Şu anda bir kişi diyelim ki liseyi bitirdi, 17-18 yaşında işe alacaksınız. O kişiye 17 bin lira para vereceksiniz ve 30 bin liraya size mal olacak. Diyelim ki bunu da kabul ettiniz, verdiniz. 18 yaşında bir genç için 17 bin lira fena bir para değil. Ama eşi çalışmayan, iki çocuğu olan, evi kira olan kişiye de 17 bin lira veriyorsunuz. Şimdi evi kira dediniz ya, dedim yani Merkez Bankası Başkanı'nın kesinlikle es geçirmemesi gerekiyor. Çok kıymetli açıklamaları. 161 bin lira brüt maaş aldığını söylüyor Sayın Erkan ve İstanbul'da ev bulamadık, müthiş pahalı, annemlere yerleştik diyor. İnsanın 10 evi olmalı, olmamalı, 10 insanın bir evi olmalı diyor. Şimdi bir kere bu ne demek? İkincisi hakikaten baktığınızda kiralar 2019'da asgari ücreti oranı %80'di. 2023 Temmuz'unu baz aldığınızda %120. Yani asgari ücret kirayı karşılamıyor. Barınma problemi ve bir asayiş meselesi haline de geldi. Herkes birbirini gırtlaklıyor bu ev meselesinde. Biraz bu meseleyi de konuşalım istiyorum sizle. Ya, o konuyu ben de anlayamadım. Yani şunu mu demeye çalışmış? 10 kişi toplanın aynı evde mi bir arada yaşayın demeye çalışmış? Yani bir odada işte çocukları bir odaya koyun, kadınları bir odaya, erkekleri bir odaya, böyle 10 aile beraber mi yaşayın demiş. Ben onu anlayamadım açıkçası. Bana biraz mantıksız geldi bu açıklama. Şimdi insanların geçimini sağlamaları için, ya daha doğrusu yaşamaları için en önemli kriterlerden bir tanesi barınma. Türkiye'de şu anda barınma sorunu var. Şu ücretler Avrupa'da da düşük. Avrupa'da asgari ücret ve ücretler de çok yüksek değil. Belli, herkesin ücreti yüksek değil. Çalışanlar, ama çalışanlar en azından kirasını karşılayabiliyor çalışma karşılığında. Elektriğini, suyunu, telefonunu ve zorunlu ihtiyaçlarını, mutfak masraflarını karşılayabiliyor. Aslında bizim beklentimiz, isteğimiz halkta, vatandaşta benim cebime çok para girsin. Bir kısmını harcayayım, bir kısmını da gidip dolar alayım, altın alayım, kenara koyayım, yazın da tatile gideriz diye kimse de düşünmüyor. İnsanlar sadece çok basit bir şekilde evinin kirasını ödemek istiyor ve zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak istiyor. Şimdi asgari ücret 17 bin lira olduğunda, dediğimiz gibi asgari ücretli çalışma karşılığında işte 5 yılda çalışması varsa, asgari ücretle çalışanlar var. Çalışma hayatında 10 yıldır çalışma hayatında yine asgari ücretli. 15 yıl çalışma hayatında olan birisi de asgari ücretle çalışabiliyor. Birisi buna dur demeli. Farklı görüşler, projeler ortaya konulması gerekiyor. İşte aynı meslek koduna denilebilir ki, işte bir kişinin aynı meslek kodunda 3 yıla kadar çalışması varsa şu kadar, 5 yılın üstüne şu kadar ücret verilecek. Birçoğu da tabii Türkiye'de bu ücretleri alıyor ama gerçek rakamlardan da gözükmeyenlerin sayısı da çok fazla, biliyorsunuz. Kayıt dışılık sadece sigortasız çalıştırma değil. Gerçek rakamlardan bildirilmeme de aynı zamanda kayıt dışılıktır. Bu kayıt dışılık da devletin kasasına para girmesini de engelliyor. İşte devletin kasasına para girmezse emekliye para vermekte de zorlanıyor hükümet. Bu nedenle bunların hepsinin, bu asgari ücret tespit komisyonlarında ciddi bir şekilde, belki muhalefet partilerinin de katılması gerekir oraya. Onlar da bir çalışma yaparak asgari ücreti biraz daha farklı ele almamız gerekiyor. Çünkü asgari ücreti oransal olarak belirlediğimiz zaman biz sadece sorunu bir sonraki asgari ücret dönemine kadar öteleyip, bir asgari ücret döneminde de yine oransal bir artışla sorunu çok büyütüyoruz. Daha sonra bu sorun çözülemeyecek bir hal alacak. Mesela şu anda emekli aylıklarında da aynı durumu yaşıyoruz. Geçmişte çalışırdınız, primlerinizle emekli olurup emekli aylığınızı alırdınız. Şimdi çalışıyorsunuz, emekli aylığınızı bilmiyorsunuz emekli olduğunuzda. Devlet size bir rakam belirliyor, 7500 lira. Ama mesela Temmuz ayında 7500 lira aylığa da zam yapmadı, sizin kök aylığınıza zam yapıyorum dedi. Ama millet kök aylığını bilmiyor. Benim kök aylığım kaç lira? Aylığını bilmez duruma geldi insanlar. Emekli aylığını bilmez duruma. Şimdi de büyük ihtimalle Ocak ayında en düşük 7500 lira, 10 bin lira, 11 bin lira bir rakama tamamlanacak. Bu durumda da emekli olanların çoğu da bu aylıkları alacaklar. Yıllarca çalışıp karşılığında alacağınız ücreti dahi bilmediğiniz bir durumda kayıt dışılık artıyor. Geçinme derdi artıyor. Bizim bu kök aylık meselesini de ortadan kaldırmamız lazım. Ücretlerin
hep söylüyorum, aylıkların, emekli aylıklarının öncelikle bir güncellenmesi gerekiyor. Çünkü her şeyin fiyatı güncellendi ama ücretler, sabit ücretler, emekli aylıkları güncel değil. Bu nedenle Ocak ayında emekli aylıklarına 8 bin liralık bir seyyanen artışın yapılması, üzerine enflasyon farkının verilmesi, bundan sonra da gerçek enflasyonun açıklanmasıyla bir nebze olsun, bakın Ece Hanım, bir nebze olsun diyorum, bu sorunu gideririz. 8 bin lirayı nereden çıkardınız Özgür Bey? Bu rakam neyin nesi derseniz, Temmuz ayında devlet memurlarına 8.077 lira hükümet seyyanen bir artış yaptı. Ama devlet memuru emeklerine bu artışı yapmadı. SSK ve Bağkur emeklerine de bu artışı yapmadı. Yani şimdi memur emeklileri, SSK, Bağkur emeklileri alışveriş yaparken, kirasını öderken bu kişilere ayrıca bir indirim mi yapılıyor? Yok, yapılmıyor. Yüksek bir enflasyon var. Bu enflasyonu kabul ediyorsak memurlara niye 8.077'yi verdik de memurun emeklisine niye vermedik? SSK Bağkur emeklisine niye vermedik? Bu nedenle 8.077 lira önemli. Bu 8.077 lira verilip üzerine de enflasyon farkı da verilir. Ve bundan sonra gerçek enflasyon da açıklanırsa emekliler bir nebze olsun yine güncel değerinde bir emekli aylığına kavuşur. Asgari ücrete de devlet destekli, şu anda ilk yapılması gereken zorunlu olarak devletin bir desteği var ama 500 TL'lik bir desteği var. Bu destek de büyük ihtimalle 750 liraya, 1000 liraya çıkabilir. Devletin farklı şekilde biraz daha destek olması gerekiyor. Benim önerim şu yönde. Diyelim ki bir rakam belirlenecek, 3000 lira. İşverenler kar elde ediyor, bunun karşısında vergi ödüyor. Vergisini öderken de çalışanına vereceği 3000 lirasını vergiden düşüp biraz daha az vergi ödeyecek. Yani işverenler vergisinin bir kısmını devlete, bir küçük kısmını da devletin belirleyecek rakam olarak çalışanının maaşına ilave etmeli. Bu durumda da asgari ücret 20 bin lira seviyelerine çıkabilir. Maliyeti yükselmediği için işverenler ayrı zamanda tüm ürünlerine, hizmetlerine aynı oranda artış yapmazlar. Yani enflasyonu körüklemez. Bu durumda çalışanların cebine bir miktar para girer, işverenler de rahat olur. Yanında çalışanlarına, işverenler de biraz daha tabii ki para vermek isterler. Çünkü çalışanlar işe konsantre olamıyor, tam kapasiteyle çalışamıyor. Bu durumda devlet biraz vergiden, cebine girecek vergiden aslında işçinin cebine para koyacak. Denetimlerini de biraz sıklaştırırsa işverenler de gelirini biraz daha arttırır. Aslında vergi de biliyorsunuz Türkiye'de tam bildirilmiyor. Vergi de tam bildirme sistemiyle beraber sadece asgari ücretli değil. Aynı rakam tüm çalışanların aylıklarına yansıtılırsa bir miktar bir ücretleri de arttırmış oluruz. Belki devlet diyebilir ki şu ekonomik krizde sadece bir yıl ya da iki yıl biz bu desteği sunacağız. İki yıl sonunda enflasyonla mücadelemiz sonunda artık bu destek olmayacak diyebilirler. Ama bir şekilde ücretlere, sadece asgari ücret değil tüm ücretleri bir miktar işverenin maliyetli artışıyla beraber devletin vergi desteğiyle bir miktar ücretleri artırıp seyyanen artışla beraber de emekli aylıklarında da kök aylık meselesini ortadan kaldırmadan bu konular bitmez. Büyük ihtimalle önümüzdeki hafta asgari ücret belli olur. 15 Ocak'ta da emekli aylıkları, seyyanen artış, refah payı ne verilecekse belli olur. Ama konu kapanmaz. Konu aynen devam eder. Ama en azından sadece eleştirmediniz, çözüm önerisi getiriyorsunuz. Bu çok kıymetli. Yani nasıl asgari ücret 20 bin lira olabilir, hem patrona zarar vermeden hem devlete zarar vermeden, nasıl emeklilere 8 bin lira seyyanen zam. Bütün bunlar hakikaten mümkün şeyler ve de üstelik de ekonomi bozmadan yapılabilecek şeyler. Onu da getirdiniz, o öneriyi de getirdiniz. Çok teşekkürler. İnşallah dinlemişlerdir Özgür Erdursun. Sağ olun. Ben çok teşekkür ediyorum Ece Hanım. Ben siyasetçi değilim. Ne iktidar ne muhalefet, birilerine yakın olmak durumunda değiliz. Doğruları, kendi görüşlerimiz, bu görüşler yanlış da olabilir. Sadece beyan ediyoruz ama görüşler önemlidir. Birilerinin farklı görüşler ortaya koyması gerekiyor. Bu farklı görüşlerle de farklı konular, çözümler ortaya çıkar diye düşünüyorum. Şu anda bizde yaşanan sorun şu, hiç kimse düşüncesini ortaya koyamıyor ve ne olacağını kestiremiyoruz. Sadece oransal bir artış. %40 mı olacak, %50 mi olacak? %40'ın %50'nin %60'ında bir faydası olmaz.
bizim sorunu görüp çözüm üretmemiz gerekiyor. Ben de fırsatı verdiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz. İyi akşamlar. Çok teşekkürler.